Selamun aleyküm vel müminu vel müminatım. Humus el hadis 2 sayfa 465. Mümine 360 melek vermiştir. Onlar kendisinin gücü yetmediği belaları, zararları def ederler. Onlardan 9'u göze aittir ki ondan yaz günü sizin bal tabandan sinekleri kovaladığınız gibi zararları def ederler. Eğer onlar zahir olsalardı derelerde, bayırlarda ellerini uzatmış ağızlarını açmış vaziyette görürdünüz onları. Eğer kum bir lahza kendi haline bıraksaydı, şeytanlar onu çarpar, yok ederlerdi. Hazreti Ebu Umame radıyallahu anh. İşte onun için güzel kardeşlerim, şimdi yani insanlar melekleri görür, meleklerin kanadı var. Bunlar ilimdeki yani insanlara tarif etmek için müfessirlerin kullandığı sözlerdir. Çünkü Allah Celle Celaluhu ayetlerinde cemaatin Allah'ın el cemaati üstünde demesi, yani Allah'ın koruması, rahmeti, hidayeti cemaatin üstünde oldu. Burada da meleklerin kanadı nasıldır, hangi devre göre sönecek, o devirde kanat şeklinde söylenmiştir. Yani insanların aklı alsın diye. Onun için bunları tam bilmemiz imkanı yoktur. Bugün insan üstünde bile 360 melek olduğu söyleniyor. Yani bunları göremiyoruz biz. Bugün tarikat ehli hiçbir zaman için meleklerden bahsetmez. Çünkü onlar şeyhler yardım etti, şu bu yardım, şaman dini, göktanrı dini hareketleri gibi, Kızılderililerin nasıl bize, aman reisimiz burada öldü, kurt, kartal oldu, uçtu, gitti, gelecek o yüce ruh bize yardım edecek gibi bir takım taassuplara eski dinimizin bir hücrelerimizde hortlamasıyla birlikte İslam dininden uzaklaşmaktır. Hiçbir zaman için Allah'a ortak koşmamamız bize emredilmektedir. Güzel kardeşim, Umut el-Hadis 316. Allah Zülcelal Hazretleri Adem asrı sanatlarından bir türlü sanat öğretti. Ve ona şöyle buyurdu: evlatlarına ve zürriyetlerine rızık hususunda sabredemezlerse bu sanatlardan biriyle talebinizi yapın. Din ile geçim talebini kalkmayın der. Zira din sırf benim istedir. Yazık din ile dünya talep edene. Veil ona. Hazreti Kutayya İbni Usra Hazretleri. Dini para ile satanlar işte bu hadisi hiçbir zaman okumazlar. Güzel kardeşlerim, şimdi bugün biz Avrupa'da yaşıyoruz. Buradaki ilim, teknik çoğu devletten üstündür. Bir Alman kadın evinde yani cinlerin kendini görünmeyen bu Allah'ın is ve cins cin takımı yaratıkların kendisini rahatsız ettiğini söyledi. Bu konuda uzman arkadaşlar, Alman uzmanları gittiler. Orada elektronik eşyaları incelediler. Hep bunları materyali yani bir görüntü şeklinde aletlerle, elektromanyetik aletlerle voltajları ölçüyorlar. Yani bunları öyle araştırdılar. Evet, yüksek bir elektrik yani geriliminden elektrik trafosundan etkilenerek evde elektrik olduğunu, fazla elektrik yükü olduğunu, onun için kitapların düştüğünü falan söylüyorlar. Aslında öyle değildir. İşte bunun için bizim ilim adamları bir yerde Avrupa'nın materyalist pozitif ilimlerine inanıyorlar. Şimdi maneviyatla maddiyat ayrıdır. Maneviyat metafizik ötesidir. Yani insan kurallarının, fizik kurallarının ötesindedir. Mesela bugün istatistik kanunlarına göre 10 tane sayı atarsın bir torbanı, şey çekersin 1, 2, 3. Bunların mesela 3 tane artı gelse 7 tane eksi gelir. Yahut da 5 eksi 5 artı gelir. Ama Allah Teala'nın mesela bu istatistiklere Allah'ın kanunları uymaz. Dünyada o kadar insan yaşadı, hepsi ölmüştür. Bir tane yaşayan yoktur. O istatistik ve matematik kurallarını yok edendir. Onun için bizim de evliyaların en büyük hatası, alimlerin yaptığı hata, maneviyatı maddiyatla yani görmek. Maneviyat, maneviyat ehlindir. Mesela bir evliya kişi elinde, alnında bir nur gördü. Saf bir insan. İkinci bir insan bunu göremeyebilir. Yani bu böyledir. Şimdi Allah'ın nurunu, ışını görür Allah'ın sevgili kulları. Devamlı Allah'ı zikrettiklerinden Allah verir. Fakat bazı insanlar bunu görmez. Bunun olmadığı anlamında değildir bu. Bu herkesi görülmez.
Şimdi sen bunu kamerayla çekeceksin, video ile çekeceksin. Olmaz. Bizi bile bir zamanlar Alman polisi haksız yere tuttu. Ayet-i Kürsi okudu. Adam resim çekmiş. Çekemiyor, çekemiyor. Artık baktım kurtuluş yok. Bıraktım okumayı. En sonunda çekti. Onun için güzel kardeşlerim, bunu maneviyat maddiyatla anlatılmaz. Pozitif isim bile görülmez. Onun için bazı evliyalar da mesela batıl çocuklar maneviyatı pozitifizle yani batıniyi zahirle ispat etmek istemişler. Şimdi bugün evliyaların çoğu bu konuda yani şirk etmezler. Allahu Teala'yı yani ben Allah'ta yokum demek ve nefislerini Allahu Teala'ya sattıkları, dünyadan vazgeçtikleri anlamındadır. Bunu manevi bir anlamıdır, batını anlamı. Bunu maddi anlama, pozitif, zahiri anlama çektiğin zaman ben Allah'ta yok oldum. Bu batili vücut felsefesine döner. O zaman şirk edenler gibi peşinden gelenlere hiçbir şey veremezsin. Şirkten başka Allah ve Peygamberin yolundan ayrılmış olursun. Onun için Ömer kardeşim, bunun için maneviyat maddiyatla yani kesin kesin anlaşılır. Ama bazı işaretler olabilir. Mesela bugün Almanya'da Nazilerin burada öldürdüğü eski Romanyalı insanlar var. Ben bir Alman'ın ağzından duydum. Orada adamlar arabanın içindeyken birkaç kişi bunlar kurşunlamış öldürmüş. Ve oradan geceleyin geçerken o adamlar uğultuları, ağlamaları duyuyor. Allah herhalde şehit kabul etti. En iyisini Allah bilir. Ve Almanlar oradan geçerken o uğultuları, ağlamaları, sesleri duyarlarmış. Bugün Çanakkale'de de gittiğin zaman geceleyin o savaş hala sanki devam ediyor gibi ama tabii ki o mübarek yani nefsine uymayıp nefislerden yıktınsa bazı şeyleri görürsün kulağına onlar duyulur. Ama bu herkes için değildir. Bu bir ispat değildir. Bunlar maneviyat zincirine koşanlar içindir. Maneviyat gözleri açılanlar içindir. Onun için kimse bu olayları kesin kes bilemez. Bilmiş olsalar değil, önce zaten Yahudiler dönerler. Allah'ın ismiyle oku. Oku Rabbin ismiyle oku. Cenab-ı Hakk'ın ilk inen ayeti bu. Belli süre ömür verdim bizlere. Sonsuz yurtluğa kaysın yetersin ömürlere. Urlanmış alimlerin gülü. Sayılı, yalnız Rabbe'den mahsusuzluğun temeli. Bilinen adların kudretinde kayboldum. Boş yer aramadım, yalnız aşkında buldum. İlim öğretene Rab'den ecir dilerim. Sensin dertlere azamı, hakkı kerim. Ben kudretine sonsuzluğuna aşığım. Azametinden titrer ilim ayağım. Rabbim sırların sonsunda güzelsin. Yaşantının sonunda sen ebedi ezelsin. İsmin andıkça kanım canım hazlıyor. Kalip karanların tek sahibi sensin ya. Gözlerdeki nurların o kadar çok güzelsin. Işığın olmazsa fani dünya neye yarar? İlahlaştırmayın alimler, onlar Allah'a kuldur. Yalnız Rabbe dayanmak İslam'la doğru yoldur. Kün fe kün dersin hemen olu verir. Ufak bebeler bile rızkından hayat bulur. Havanı süzer ekmeğini yerler. Bunları bile kullarından bilirler. Ne kadar azametli, ne kadar sabırlısın. Nankörlük edene bile olan suyu verirsin. Zaman, mekan, hak katında gereksiz. Garip kulların ağlar aşkından sessiz sessiz. Sonsuz güzelliklerin sonu Cenab-ı Hak'tır. Arzı alemlerde ne işin ne dengin yoktur. Yalvarışlarım, altlarım ya Rabbim yalnız sana. Korkularımı sana sakladım doğduğumdan bu yana. Kur'an Allah'ın ilmidir. Ne beşeri ne nefsidir. Rabbinin kelam öğretisi nurdur. Sonsuzlukla hay olan dost doğru yoludur. Kendini iblis gibi gurur veren, kendine iblis gibi gurur verme adil. İlim Allah'ın sen nesin ki kendini bil. Yaratan o, Kur'an'ı okuyan o dil her şeyini sen yüce Rabbinden bil. Kalbinden, kelamından şirki sil. Hiçbir kitap yazılmadı Kur'an gibi bil. Allah'ına hiçbir şey ortak eş değil. Sen Muhammed dinle yüce Allah'ını bil. Terk et uçmuşu kaçmışı hatta aşmışı. Muhammed'in yolundan ayrı kurallar koyanlar, şeyhle şeyhe alime hocaya tapanlar, eşrefi mahlukatı Allah'a ortak kapanlar. Son nefesimde ölürken yalnız bin arayım. Umutlarım dermanım Hak Teala'dan bulayım. Surelerin ayetlerin yalnız seni övmekte aşkınla yana yana oturuna geleyim. Şuurlar alamaz ki sonsuz rahmetini. Allah'ım bana da öğret
yüce ilmin ismini. Tevekkül de Allah'ı kefa billah vekildir. İnsanları yücelten zat-ı sefi cehildir. Sev insanı alimin olma müminleri. Bu zaten yüce Allah'ın emri. Merdivene çıkarken basamakta takılma. En güzel sevgilerim yüce Allah'ımla. İşte bu kitabın da kayboldu, çalındı. Bazı insanların şiirlerimi sattı. Allah için yapanlara helalimdir. Ama nefsi ve para için yapanlar Allah-u Teala soracaktır.